Suçlamaları duydunuz. Bir savunmanız var mı? Var hakim. Var. Var. Olmaz mı? Ağamın dediği gibi biz onu baskına gitmedik. Bizim onu çok göresimiz geldi, o yüzden gittik. Üçünüzün aynı anda mı geldi? Ha, yok, benim hiç gelmedi de Müteber ablamla Asiye'm çok ısrar ettiler. Kız, hepimizi önüne katan sen değil misin? Buradan bir çıkalım ama ben göstereceğim sana ısrarım. Hanımlar, söz almadan konuşmayalım. Görüyorsunuz Hakim Bey, bu karılar hep böyle. İkisi iki yönden sıkıştırıp duruyorlar beni. Zorla götürüldüm diyorsun yani, öyle mi? Tehdit mi ettiler? Yani. Evet mi, hayır mı? Tehdit etmiş olabilirler de, olmayabilirler de. Kızım, bir insan ya tehdit edilmiştir ya da edilmemiştir. Tehdit etmiş gibi bakmış olabilirler. Otur. Siz de diğer kadınların sizi zorladığını iddia ediyorsunuz, öyle mi? Evet Hakim Bey. Şimdi şurada oturan kımık zararlısı Asiye ile beni azmettirdi, suçunu ortak etti. Ya Müteber abla, sen hiç kendine bir bakıyor musun? Ya benim etim ne budum be, ben seni nasıl azmettirebilirim ya? Bir daha söz almadan konuşmayacaksın. Devam et. Şimdi şöyle oldu Hakim Bey. Asiye ile Ayşe bana dedi ki, abla abla sen Kalender Ağa'nın ilk göz ağrısısın. Yani dinlese dinlese seni dinler. İkna etsen etsen sen edersin dediler. Bizi yalnız koma, bizimle gel dediler. Ben de ne yapayım, bir yerde onların ablaları sayılırım. Zaten ikisi de bana Müteber abla derler. Ben de gittim. Az önce tek bir kişi zorladı diyordun. Ha Hakim Bey, ben Asiye'yi bir an böyle hani adam yerine koymadım da kusura kalma. Otur, otur. Yani sizin anlayacağınız Hakim Bey, şimdi ben evin gözdesi olduğumdan bu karılar beni kıskandı ve bana komplo kurdular. Nasıl bir komplo? Yani komplo dediysem şimdi amicim beni sevdiğinden beni kullanmak istediler. Nasıl kullanmak istediler? Şöyle otur otur. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Kalender Bey? Daha ne ekleyebilirim Hakim Bey? Her şeyi kendi gözlerinizle gördünüz, kulaklarınızla duydunuz. Bu karıların hepsi birbirinden beter. Beni bir kaşık suda boğmak için bahane arıyorlar. Benim kendi konağımda can güvenliğim yok, Allah korusun. Yazıklar olsun. Beden de mi korkuyor da? Beden de mi korkuyor? Ha biz buradan elbet bir gün çıkacağız. O zaman göreceksin sen gününü. Gördünüz işte Hakim Bey, daha burada başladılar tehdide. Benim üç tane celladı olan bir konakta bu saatten sonra yaşamam mümkün mü? Geri düşünüldü. Davalılar, Müteber Duran, Ayşe Maksut, Asiye İnceoğlu'nun. Davacı Kalender Bozok'a 50 metreden fazla yaklaşmamasına. 50 metre mi? Ya beni dör ağacını sallandırın daha iyi Hakim Bey. Suçun tekrarlanması halinde bu cezanın 5 yıl ağır hapis cezasına. 5 yıl mı? Aha işte kendi gözlerinizle gördünüz. Bakın bu suçu tekrar edeceğini beyan ediyor. Sessizlik. Suçun tekrarlanması halinde 5 yıl ağır hapis cezası verilmesine karar verilmiştir. Duruşma bitmiştir. Hacım Bey, Hacım Bey şimdi bu karılar bana 50 metreden daha yakına yaklaşamayacaklar mı?
Allah! Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Allah sizi çoluğunuzla çocuğunuzla... Salonu boşaltın. Emredersiniz. Boşaltın burayı. Boşaltın. Götür, götür, götür. Ama bir dakika hakim bey. Bu ya hakim bey. Allah sizden razı olsun avukat bey. Avukatım benim. Allah razı olsun senden. Tek suçum sen vetti benim asker oğlum. Bak benim oğlum da asker. Bırak beni gideyim ben ya. Çık kalemden karşımızdan çık diyorum sana. Beş. Beş, beş. Beş. Selamünaleyküm Kalender. Geçmiş olsun. Aleykümselam Kamilyalı ağa. Eyvallah. Eyvallah. Ahan da yılanın başı geldi. Sen gidi İspanyol cadısı. Başımıza ne gelecek hep senin yüzünden geldi. Ulan yuvamıza yaktın sen bizim be. Ocağımıza incir ağacı diktin. Kart karı. Mahpuslardan çürüyesin inşallah. Kızımla gün yüzü görmeyesin inşallah. He? Kesin lan! Havada uçan, karada kaçan, var mı lan bana yan bakan ha? Var mı lan? Var olan, var olan var! Sağ verin karılar! Basarım. Bas ulan, bas! Bas! Ha senden korkan senin gibi olsun, bas! Ya Asiye, hapis cezası diyor. 5 yıl ağır hapis cezası diyor. İyi düşün. Ya karılar, ağam bizi kandırı, kandırı! Elindeki tanik butonu mudur ne zıkkumsa? Bu haciz maciz olayları gibi düzmece bence. Denemesi bedava. İstersen bir dene de gör bakalım 10 dakika içinde jandarma, özel harekat, çevik kuvvet, ne bileyim Kayseri hava indirme. Burada oluyor mu olmuyor mu? Kız Asiye sen önden bir dene vallahi arkandan geleceğiz ha. Beşik ne münasebet. Siz önden gidin ben sizin arkanızdan geleyim. Ya ağa bu yaptığın reva mıdır bizlere? Kaç yıllık karınız biz senin. Bizim sana ne zararımız dokundu ki? Doktor raporunu çıkarayım mı ortaya? Bana kaç kıra, kaç çıka, kaç sıyra, kaç çırmağa mal olduğunu görmek ister misiniz bir daha? Ya ama ağam oluyor mu böyle ya? Yani böyle aynı evin içinde ayrı gayrı. Bari 5 metre olaydı. On metre? 20? Hadi 30 diyelim o vakit. Bakın ne kadar yufka yürekli, kalender bir kocanız var. Görün. Vallahi öyle. Allah razı olsun senden ağam. Çok iyisin. Şimdi gel bas. Gel bas. Bas, 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 bas. Gramofona dikkat. Kontrolüm altında ağam. Abi, ne yapacaksın şimdi? Vallahi bilmiyorum be Azarım. Hiç bilmiyorum. Abi bak bunu Bella için demiyorum. Bella öyle ya da böyle çıkacak içeriden.
Yani bir şekilde onun suçsuz olduğu anlaşılacak. Ama sen gerçekten ne yapmak istediğini biliyor musun abi? Vallahi tek bir şey biliyorum Azar. O da her şeyi berbat etti. Yahu ben yıllardır mutlu, mesut öyle yaşıyordum kendimce. Yani bir öyle bir böyle hallediyordum. Sonra gittim ne yaptım? Sanki Çukurova'da başka otel yokmuş gibi aldım anamları, hop Elmas'ın kucağına bıraktım ya. Olanla ölmüşe çare yok abi. Geçmişe değil, önümüze bakma zamanı şimdi. Ya öyle diyorum da ben nasıl önümü göreyim be Hazır? Yani bir önümde Nazgül, öbür önümde Elmas. Nasıl böyle aralarından bakacağım da önümü göreceğim? Yüreğine bakacaksın abi, yüreğine. Ama ne olur ne Bella için ne de bizim için hiçbir şey yapma. Hayat senin hayatın. Yüreğin, kalbin ne diyorsa o. Ondan daha ötesi yok. Vay be. Benim küçük kardeşim büyümüş de bana abisine akıl veriyormuş ha. Eyvallah Azar'ım. Eyvallah. Yapacağız bir şeyler ama. Bilmiyorum ne. Garı kormuz olmadan yiyip içmenin tadı da bir başka oluyor benim ciğerim. Ama ben böyle bir eksik kaldım Bedünür'üm. Bak öyle deme. Bugünleri mumla ararsın sonra. Yok. Aramam. Duyuyor musun? Neyi? Derin sessizliği dinleyin. İşte benim Kamille'm olsaydı hiç böyle olmazdı. Ya derdim bu olsun ben dönürüm. Şimdi çıkarım arka bahçeden iki tane kuzucu kapar getiririm. Bunlar bir melerler. Hiç kamelyalar mı aramazsın merak etme. Yani öyle demeyin. Benim Kamilla'mın sesinde ne resitatifler, ne aryalar gizlidir. O böyle bağırdığında ben sanki her defasında yeni bir opera temsili izler gibi olur. Opera mı? Adana'da var. İstersen götürürüm seni. Hem bir de loca açarım sana, bir de çilingir sofrası kurdurttururum. Hem seyrederik hem içerik. Çok yaşayınsız. Ama benim gönlümün locası boş olduktan sonra ne anlamı var ki? Al, al. Ya sen bu kamelyalarına hakikaten aşık mısın? Hem de nasıl? Allah'a mı? Olacak iş değil. Ne? İnsan karısına aşık olur mu ya? Kalender Beyciğim. Heh. İster karım olsun, ister sevgilim. Ben hep Kamilla'ya aşık olarak kalacağım. Allah'a mı? Allah'a. Ne oldu? Özledim. Yok artık. Vallahi. Kaan. Ha. Ya sen hani benden zaman istediydin ya. O daha bitmedi mi? Bitiyor, bitiyor merak etme. Hadi Allah rahatlık versin.
uyandırıp elimi üfletsem mi acaba? Sus anne. Yat kız, sıpar sende. Ya. Ya ben de. Uy ben de. Benim üzüntüden midem kazınıyor. Hala midesinin derdinde bu ambar faresi be. Ya kız sen nereye gidiyorsun? Kederden ha bu, kederden. Kız! Sen benim odamı mı kurcalıyorsun? Şekerleri nereden biliyorsun? Ya ağam bizim kaderimizi kurcalıyor. Ben senin şekerlerin kokusunu almışım. Çok mu? He, doğru değil. Ağamızın gönlünü tekrar kazanmak lazım gelir. Aman abla gözünün yağını yiyeyim ne olursun. Bu sefer işlerimizin hiçbirini o Kamilla'mızın yorulu karıştırmayalım ya. Kız karı bize nasıl sıçrasın hapiste ya. Ana kız doğru diyorsun ya. Aman kafamı kaldı be. Uy. Vallahi bende de hiç kafa kalmadı. Ne zaman A deseniz o pandur butonu geliyor gözümün önüne. Ay vallahi benim de ya. Onu böyle bir aşmanın yolu yordamı yok mudur acaba? Aşıralım. Ağam uyuyanda gizlice odasına girelim, çalalım. Kız Ayşe, ya dürüm arası mı yedin sen beynini? Oy! Yiyip durma şunları katır kutur kulağımın dibinde be. Onu. Kaşınıyor musun gece gece? Allah seni kahretmez. Kız git şuradan de. Hadi git, gel. Ya sen ne yürü git Allah aşkına? Gidin yatağınızda yatın ya. Allah Allah. Yoksa orada ikiniz de çiğnerim şeker gibi ha. Haydi. Gel git. Ay, ya yapmış. Nasıl yani? Ne oldu oğlum? Hayırdır? Kral baba bak, hayır mı değil mi sen söyle. Allah! Şahlık şahmaz olduk ha. Vallahi bu karılar yüzünden aleme madar olduk yeminle. Al şuna bak ya. Aa Kamilla! İnanamıyorum gerçekten Kamilla! Baba, gel affet annemleri. Bak bu mevzu böyle uzadıkça bizim başımız daha çok ağrıyacak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne çektiğimi bir ben bilirim. Benim içim artık rahat. Kamilla çok değişti ya. Karıcığımın ayarlarıyla oynandı burada ya. Yahu benim dünürüm. Buranın havasını alan, suyunu içen var ya bir daha iflah olmaz. Hele bizim karılarla oturup yemek yediyse var ya ondan ümidi hepten kesen artık. Babacığım. He. Sen bu işin ciddiyetinin farkında değilsin herhalde. Sen bu küslüğü, bu davayı devam ettirdikçe daha bizim başımıza bir sürü iş gelecek. Gel şu şikayetinden vazgeç. Bitsin bu dava ha? Benim panik butonum var, huzurum var. Baba, aynı evin içinde böyle şeyler olmaz. İşime karışma lan! Bak bu ne bu? Panik butonu. Benim kurtarıcım. Özgürlüğümün garantisi. Şu hale bak ya. Bütün Çukurova'ya rezil olduk. Koskoca Kalender Ağa'nın karılarının düştüğü duruma bak.
Ne? Ağam bizi şikayet etmeden önce düşünecekti. Rezil etti bizi Çukurova'ya. Kız evet. Çok mu tıknaz çıkmışım? Yok anam, ne tıknaz o ya? Halbuki sen böyle dal gibi, sirim gibi karısın. Yok yok Asiye. Bak vallahi televizyon gibi gazetede bir 5 kilo koyuyor yani. Tövbe estağfurullah. Köy yanıyı, Ayşe taranıyı. Ya bu hiç iyi olmadı. Gerçekten el aleme rezil rüsva oldu. Ana vallahi iyi olmuşsun sen Kamilo'yu. E vallahi kız iyi olmuşsunuz karı, yazık kalbim. Az bile ettik hoca diye. Bize verdiği akıllar işte ortada. Ya karılar o bu değil de ağam bu gazeteyi okursa işte o zaman mahvolduk. Vallahi ben sabahleyin ağamın elinde bir gazete gördüydüm. İnşallah bu değildir. Aha aha! De haydi, iti an çomağı hazırla. Ne oldu kız? Kim geldi? Sevgili gelininle sevgili dünürün geldi. Ne? Oy! Oy! Anam bu karı gerçekten 9 canlıdır ha! Vallahi billahi 9 canlı. Şuna bak ya! Kız Ayşe, sağa bıyık çizek hem tanınmazsın. Burayı. Vallahi sen benim ne salak bir kızımsın. Buranın nesini özledin sen? Fanny. Sen de hanım ağa olarak kalacaksın diye çok korktum biliyor musun? Ama biliyor musun ben hanım ağa olmaktan çok zevk aldım. Çok güzel bir şeymiş yani. Bella. Aşkım. Aşkım. Aşkım neden haber vermedin? Ya. Hafta sonunu evde geçeyim diye erken çıkardılar. De ben de sürpriz yapayım dedim. Hoş geldin sevgilim, hoş geldin. Bela gelinim, hoş geldin. Hoş buldum baba. Oy, hoş geldin anne. Hoş bulduk, hoş bulduk. Baba. Kamilla. Kami. Hoş geldin. Seni çok özledim kocacığım. Bir daha söylerim. Çok özledim kocacığım. Hoş geldiniz Kamelyalı Hanım. Tam biz de sizin fotoğraflarınıza bakıyoruz. Aa, ne yaptın sen? Bizim albümü gösterdin Calendar'a. Yok hayatım. Calendar Bey manşet olduğunuz o 3. sayfa haberinden bahsediyorum. Fortunuz mu okumuş gazeteyi? Ne dedin sen? Ne diyorsun Ayşem? Hiçbir şey. Sen neden bahsettin ben anlamadım. Bizim hatunlarla adliyede yaşadığınız o küçük münakaşa var ya, işte ondan bahsediyor Kamelyalı Hanım. İsterseniz artık bu aramızdaki husumete bir an önce son verelim ve barış yapalım. Ne dersiniz? Tanıştırayım baba. Yeni geldi. Bu yerler, bu insanlar bana yabancı. Biliyorsun sana saklandı ruhum, beni bırakma. Ne olursun bize karşı dursalar da, kalbimize vursalar da, iftira atsalar da, yanımda dursun kalbim. Bismillahirrahmanirrahim.